Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, Günaydın efendim, Pascal, uyan lan. Pascal. Annecik. Lan ne anneciği, uyansana. Pascal. Babacık. Babacık mı? Pascal uyan oğlum, günaydın çekiyorum lan. Günaydın efendim. Efendim. Kadircik. Ha, Kadircik, evet doğru bu sefer. Uyan abi, uyan. Ne oldu ya? Oğlum sabah olmuş, programı açıyorum. Günaydın çekiyorum, sen uyuyorsun ya. Biz burada mı uyuduk? Tabii, stüdyoda uyuduk, hatırlamıyor musun? Yok. Ya sen nasıl hatırlamıyorsun? O mafya babasının burnuna çatalı sapladın ya, hatırlamıyor musun? Yok abi ya. Ne babası ya? Mafya babası abi, biz seninle dün gece yemeğe gittik ya, Taksim'deydik. Evet. Masadaki kadına sen canım tuzluğu müsaade edeceksin mi dedin? Dedim. Kadının yanındaki adam da canım mı sen, kime canım diyorsun lan diye sana daldı. Kavga çıktı. Adam sana iki tane gömdü, beni tanıdı. Sonra zorla ayırdık, masalara oturduk. Sonra sen çatala bir dilim bir şey taktın, elma mı ne? Adama dedin ki abi özür dilerim dedin. Ağız alışkanlığın, elimle sana şunu dedim yedireyim dedin. Aramızda barış olsun dedin. Evet ya. Adam da sazan gibi ağzını açtı. Sen de ucunda elma olan çatalı adamın burnuna zart diye sapladın. Silahlar çekildi, zor kaçtık. Stüdyoya sığındık, hatırlamıyor musun abi? Hatırladım. O çok psiko bir mafya babasıymış lan, biliyor musun? Yo, harbi mi lan? Bak harbi, hem de nasıl harbi. Senin yüzünden beni de her yerde arıyorlar Pascal. Bütün dünya. Ya kardeşim, hep herkes bize düşman oluyor senin yüzünden Pascal ya. Oğlum insanın burnuna çatal saplanır mı lan, deli misin sen ya? Bana vurdu ya. Sen yanındaki kadına canım dedin. Tamam, adam haklı. Ama Kadir, benim niyetim kötü değil ki. Yavrum sen suratına baktın mı hiç? Sen gözlerine bakıyorsun mu arada aynada ya? Felfecir dönüyor oğlum senin gözlerin. Sana bakan kimse iyi niyetli demez ki ne zaten. Ama abi tabiatın böyle. Samimi çocuğum. Senin tabiatın ben lan. Efendim buradan da şu an burnuna çatal saplı olan Ağar abimize sesleniyorum. Abi yalnız bir şey söyleyeyim. Elma şeker gibiydi değil mi? Yani hiç olmazsa onu benim bir ikramım olarak yani. Yani benim olayla da bir alakam yok biliyorsunuz abi. Yani isterseniz Pascal'ın yerin kesin, eyvallah da benim olaya müdahil değilim ben ya. Dahil de değilim, müdahil de değilim güzel abi. Çatallı abi. Lan bir sus lan. Kadir sen de var ya, 2 dakika sattın beni. Ya kusura bakma Pascal. Can tatlı. Adama da bir yerde hak verdim. Yanındaki kadına canım dedin ya. Olmaz abi, sana bunu öğretemedim ben. Yanında adam olan kadınla muhatap olmayacaksın abi. Ya ya. Ben ecnebiyim ya. Bize normal. Ben başlayacağım senin ecnebinle şimdi. Adam seni yakalarsa Sibirya kurduna benzetecek, haberin yok ya. Ne yaptın ben ya? Ya hala ya, neyse işimize bakalım da ekmeğimizden de olmuyorum. Twitter adresimizi Pascal ver bro. Pascal Askizgi Kadir. Efendim kusura bakmayın, bugün böyle bir tuhaf şekilde açtık. Pascal Askizgi Kadir adresine tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Aynı zamanda bu s**nin bir de Instagram adresi var. B numara 21. Benimki de Kadir Çopdemir. Çatallı. Benimki çatalsız Kadir Çopdemir. Bekliyoruz efendim. Hadi bakalım, işiniz gücünüz rast gelsin. Tabancanızdan ses gelsin. Sabah haberleriyle başlayacağız efendim. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes sir. Abi dinleyici sorusu var. Hemen abi. Ama önce Twitter adresimizi yapıştır. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir, evet doğru. Senin Instagram adresin neydi? Ben numara 21. Güzel, benimki de Kadir Çopdemir'di, onu da belirtelim. Efendim sorudan önce bir hatırlatma yapalım. Bu haftanın bir uygulaması var. Hayatınızda olup da size yanlış yapan insanlara sarı ya da kırmızı kart göstermek istiyorsanız bizim programımız size açık. Kim varsa bize adını yazın, hangi kartı göstereceğimizi yazın. Nedeni de yazarsanız iyi olur. Bu patron olur, sevgili olur, arkadaş olur, aile
aileden birisi olur. Pascal Alçızgı Kadir adresine mutlaka bekliyoruz efendim. Bu hafta içinde gelenleri de önümüzdeki hafta değerlendireceğiz. Mutlaka okuyacağız. Mail atmak isterseniz de metrofm@metrofm.com.tr efendim mail adresimizdir. Evet, Suriye'ye geçerim. Efendim Emre diyor ki ben Belarus'ta çalışıyorum diyor. Oh, ballı Emre. Neyse, burada bir kızla tanıştım ve aşık oldum. Yıldırım aşkı. Kim bilir, kimdir nedir bilmeden aşık oldum. Kız Minsk şehrinin savcısı çıktı. Çok tırstım. Acaba ben bir yanlışa mı sürükleniyorum? Savcı falan bana bir akıl verin diyor. Yanlış yok Emre. Devam. Emre deli misin, affedersin? Belarus gibi bir yerde aşık olmuşum. Kız da sana aşık olmuş. Hem de kentin savcılarından biri çıkmış. Manyak mısın? Manyak mısın oğlum? Bunun bir tık üstü direkt cennete uğruyor. O alıp girmektir yani. Sakın incitme kızı. Bir de bizi olayın dışına bırakma. Yengeyle falan tanışmak istiyoruz değil mi Pascal? Evet. Elle yapacağız. Tabii abi, ne demek ya, orada savcı ya, sevgilisi. Savcı abi ne demek? Putin'den sonra en güçlü adamsın demek Emre. Pascal yapamadık lan şöyle. Ya yemin ediyorum bir savcı, bir yetkili, bir bürokrat sevgili yapamadık oralarda. Sen ne diyorsun be? Çok iyi olurdu ya. Çalışalım abi. Ya kardeşim, illa savcı olması gerekmiyor. Yani bir yerde mesela mübaşir olsun. Maksat orada Slav coğrafyasında bir devlet görevinde çalışsın ya. Kadir, mübaşir erkek değil mi? Ya ne bileyim yani, belki orada bayan da varsa diyorum. Yani makam mevki sahibi Rus sevgili çok önemli bir şey. En güzel bir şey. Onun için maksat otoriter sevgili ister misin mesela Pascal? Yok be abi. Bana ters. Ama düşün mesela, sevgilin bir yerde genel müdür, amir falan, hoşuna gitmez mi? Yok 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 abi, ben istemem. Abi ben çok etkileniyorum böyle şeyden ya. Mesela böyle bir kadın yani, ben çok etkileniyorum. Abi onlar var ya, çok emir veriyor. Arışık onları, yiyip hatırlar. Ya oğlum bırak ya, biz hep bu hatayı yapıyoruz bak. Hangi hatayı? Abi yani sevgili bahsinde aman beni yormasın, yıpratmasın. Halbuki hayat bizi zaten yıpratıyor. Patron yıpratıyor. Efendim o yıpratıyor, bu yıpratıyor. Zaten yıpranıyoruz. Et yiyoruz abi, yıpranıyoruz. Su içiyoruz, yıpranıyoruz. Yani biraz da sevgili yıpratsın. Yıpratırsa da sevgili yıpratsın canına yandım. Ne olacak ya? Yeter ki yarın elinde yıpranalım be acı ha? Yok abi, ben istemem. Kapris istemiyorum. Yavrum, sevgilinin sana nazlanmayacak da kime nazlanacak? Düşün, kızcağız bütün gün iş yerinde amirden memurdan laf yiyor. Arkadaşına hırslanıyor. Kimseye bir şey diyemiyor. Gelip tabii seni yıpratacak yani. Aşk biraz da bu yıpranma demek değil mi Pascal? Bu mu abi? Abi. Tabii abi. Tabii abi. Tabii abi. Aşıklar değirmen taşı gibi be Pascal. Biri olmadan öbürü bir işe yaramıyor ki. Ama bir araya gelince birbirlerini biraz yıpratıyorlar. Her şey toz pembe olmaz abi. Vay be, lafa bak be. Kitap gibi be. Kardeşim mutluluk yol değil. Mutluluk yolda giderken yol kenarına denk geldiğin güzel manzara, yaban çiçeği. Asıl olan yol, manzaraya takılmayacaksın. Buyur, bir anlamadım. Arkadaşım şurada Osho gibi, Confucius gibi laf ediyorum. Sen de bir anlamadım diyorsun ya. Demek ki neymiş, bütün büyük adamların büyük yapar etrafındakilermiş ya. Zaten beni hep çevrem yaktı ha. Ya. Yoksa ben bugün Osho gibi adamdım, canına yanayım be. Ne diyorsun ya? Ya bir sus ya. Kauçuk bir sus. Şarkı falan çal. Ben içeri... Emre yavrum, sen savcıyı bulmuşsun, hem de Belarus'ta, sakın kaçırma lan. Bir ay oradayız biz oğlum. İşimiz bu şey. Yenge kanalından yürürüz. Çal. Çal Emre ile sevgilisine bir şarkı çal çabuk. Ne ya, çalayım? Ne çalarsan çal, çal bir şey hediye ediyorsun. Olur olur olur. Yapıştır. Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz Haber. Japonya'daki nükleer santral faciası hala sürüyor. Fukushima nükleer santrali hala radyasyon sızdırmaya devam ediyor. Sızıntının kaynağı henüz bulunamadı. Fukushima santrali sorulur musun? 12 Sakato ile telefona görüşeceğiz. Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşlarını toplayıp satan köylülere maliye ekipleri göktaşı satışlarının vergiye tabi tutulacağını bildirdi. Bu arada Bingöl'den göktaşı satın alan Alman bilim adamı Hans Schinell bir açıklamaya imza attı. Hans Schinell telefonu attığımızda olacak. İstanbul'dan son yol ve trafik durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanacağız. Aragaz sabah haberleri başlıyor. Japonya'daki nükleer santral faciası hala sürüyor. Fukushima nükleer santrali hala radyasyon sızdırmaya devam ediyor. Sızıntının kaynağı henüz bulunamadı. Fukushima santrali sorumlusu 12 Sakato telefon attığımızda. Alo. Alo, konnichiwa. Wa yaku kekonshi tsuma ni jibun no subun zini amane to
o anay oğlum anay sobun olması kuykoto ana asivasi desa oya oya katayno beton oda tabenot watashi. Alo günaydın. Oğlum o duvara da mastar atın. Oraya oraya. Alo günaydın Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa. Sayın Fukushima Nükleer Santrali Genel Müdürü 12 Sakato. Sızma hala devam ediyor mu efendim? Karen onu ona sunani va Kadir Çöpdemir. Çusun ni meysinda tinçuru sokusi de varamasa disita. Watashi no suba va hen sosiyete mayoto site subeto no kuronekoto minasuko daimi eterneti ninkin dogayna. Bildiğin gibi değil Kadir Çöpdemir. Bir senedir sızdırıyor. Çatıyı eternet kaplattık olmadı. Türkiye'den bir arkadaş binayı saydıkla kaplayın dedi. Bütün nükleer santrali saydıkla kapladık yine sızdırıyor. Deli olacağım. Peki sızdırmanın sebebi ne? Müteahhiti Kore'ye vayık de konuda matetta. Watashi ne koyunda da potte da sobi nakademesi ita. Watashi de kare koksi. Watashi vayneydi suside dokuniyette. Müteahhit inşaatta deniz kumu kullanmış. Nükleere deniz kumu dayanır mı? Çatladı tabii. Peki efendim müteahhiti çağırsanız bir baksa. Yani kendi hatası ya o bakımdan diyorum. Müteahhiti soremo watashi. Watorito kaette. Watashi o tsusugi. Nonoka kare fosusugu. Kota ga dekuri konan desita. Akifuseise ino sudano tsusuida. Müteahhit kaçmış. Bizim nükleer santralin yanına 12 tane kaçak villa dikip %250 karla millete satmış. İnşaat bitmeden paraları toplayıp arazi bu. Müteahhit Japon mu? Ha. Ya yoriku no nanki noku. Tarin no kondo wa naishin jishin ji. Yori mudu yori kabin seite müteahhita. Suisa sumoista. Watashi wa tsuma ni nanbo no kotoba. Evet, Japon müteahhit. Japonluk da bitmiş kardeşim. Bak görüyorsun, eskiden böyle adam çıkmazdı bizden. Peki efendim, sızıntının etkileri gözle görülüyor mu? Komisyon da var, yok diz Fenerbahçe. Kaleci Watashi, Mushi Boyuki, Toshita Karela, Nohono ne, Kita Toki, Usagi Sori Ari Varay Nono. Görülmez mi? Üçüncü elimle konuşuyorum sizinle. Sağ elimin yanında bir el daha çıktı. Fenerbahçe diye bir takımdan kaleci olmak için teklif aldım. Çok ilginç. Peki durmasın ne olacak? Soraita, no da yottedi Pasifik Okyanusa. Mazushi kemone da kusidi kaymıştık. Sızıntı durmazsa hepimize kaymışlık var. Pasifik Okyanusu'na radyasyon karışıyor. Size kadar gelir açık söyleyeyim. Beyefendi peki böylesine önemli bir mevzu, böylesine hayati bir durum niye dikkat etmiyorsunuz ya? Say soda kardeşim. İkanoide watashide odesite de çekomastik. Basude de tatemesita. Kardeşim ben ne yapayım? Her yere çekomastik çektirdim. Sızıntı olmasın diye pencerelere bile sineklik taktırdım. Yok yine de sızıyor. Bu arada sizden bir ricam var. Buyurun. Karabağçısı bağ Kadir. Noyoni de fokusi bağ. İki botesi gayesi noru soruyana diye. Watashi no prisi de kiyona tutuku vizna. Fukushima nükleer santralinde çalışan tüm elemanlar için su sızıyor sızıyor taşların arasından türküsünü çalar mısınız? Şaka değil mi efendim bu? Sushita watashi no isu tu katsu tori keshi. Funo no dato. Esa magone no suisi ni rekona de desita. Ne yapalım kardeşim? Nükleeri kafamıza yiye yiye deliliğe vurduk işi artık. Evladım hop. Alçıpan yaptırın o tavana. Oradan da sızdırıyor. Hadi bakayım. Efendim sızıntı yapan Fukushima Nükleer Santrali'nin genel müdürü 12 Sakato ile görüştük. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Bingöl Sarıçiçek Köyü'nde düşen göktaşlarını toplayıp satan köylülere mali ekipleri göktaşı satışlarının vergiye tabi tutulacağını bildirdi. Bu arada Bingöl'den göktaşı satın almak isteyen Alman bilim adamı Hans Schinell skandal bir açıklamaya imza attı. Hans Schinell telefon attığımızda. Alo, Sayın Hans Schinell? Ya, guten Tag. Alo, herkese günaydın. Sayın Hans Schinell, siz Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü'ne düşen göktaşından bir parça satın almışsınız zannediyorum, değil mi efendim? Ya, von meiner Kindheit war ich für die Fügungskeit und Menschlichkeit hasenbar so gesorferlich. Evet, nakit ödeyerek avuç içi kadar bir göktaşı aldım. Peki sorun nedir efendim? Ja, ich heute früh und war glücklich in meiner Frau einen nicht mit eigenen Spatz finden. Göktaşı dediler, topuk taşı çıktı bu kardeşim. Nasıl topuk taşı?
Ich heirate Flo und war glücklich in meine Frau. Bebote meiner Vorliebe für Haustiere. Keine Möglichkeit der Verschammung von Jönen der Angebste. Bu yaşlı kadınların banyoda nasırlaşan topuklarını yumuşatmak için kullandıkları taş var ya. Ha evet, ponza taşı. Das letzte de weit ein beckemes Bett, großes und schönes Tier. Vor allem von seiner Intelligenz meine Frau, die am Hessen fand ich wenig mit dem Abelugluggen Tischer. Taşı bana satan arkadaş, göktaşı diye bana ninesinin topuk nasırlarını zımparaladığı ponza taşını gaskillemiş. Şikayetçiyim. Peki efendim, bunu ne zaman ve nasıl anladınız Sayın Şinel? Unsere Freunde Staute und Berlin-Überstadt auf diese Weise für mehrere Jahre. Ja, ich wusste, von Tag zu Tag, jawohl, Melanie, das war das schön. Ben bu göktaşını alıp Berlin Üniversitesi'ne götürdüm. Göktaşı getirdim, inceler misiniz dedim. Aldılar, baktılar, çok heyecanlandılar. Taşın gözenekleri arasında ölü deri ve bakteriler var. Uzayda hayat olduğunun kanıtı diye şey ettik. Sonra? Flo'tu, aber ich bild Henry Brüksel um mich von ihm schaden. Zurückhalten. Du songenden, wenn du einen verlor, du sind ein Minimum Kampf gemacht. Sonra DNA örneği falan aldılar. Bilgisayara verileri girdiler. Uzaylı beklerken Bingöl'den Satı Girişken diye bir kadının DNA örneği çıktı. O zaman uyandım ben bu işe. Peki efendim, şu an taş nerede? Aber meine Babane Krankheit muss auf mich. Für das, was Kankes wiegen und ehrliches Borsan. Babaanneme verdim. Topuklarını ponzalıyor. Ne yapabilirim? Ama pardon, alırken anlamadınız mı? Ich verstehe, Pascal. Im Bingöl nach Hause zurückzukehren. Viel Berücht von einer meiner Lieblingsplätze über die Stadt glaubte ich, dass die Katze vermeiden meine, ja, eine Götz in Gegenwart. Domi, ich packte ihn, wenn er seine Hände zu meine Gewalt. Anlamadım. Bingöl'de yaylada oksijeni yiyince kafa yaptı bende. Kesseler haberim olmazdı. Arkadaşlar da makara yapıyor. Rezil oldum kardeşim ya. Peki siz göktaşını nereden aldınız ki efendim yani? Ha? Nereden aldınız siz? Eine Nacht nach Hause zurückzukehren, viel drastischer von einer meiner über die Stadt hin und das wird der Name der Katze von meiner Lieblingshauste. Ich will gemerden. Doch mich, ich bin allein so gefühlt. Benim taş koleksiyonum var. Göktaşı eksikti. Bingöl'e göktaşı düştüğünü duyunca hemen Bingöl'e geldim. Göktaşının yanında yayla balı, lavaş ekmeği, bittim sabunu falan da aldım. Sayın Anschner, onlarda sorun var mı? Nein, Pascal. Das ist als Grundstück mit dem Morgen. Doch mi. Ich bin allein so gefühlt. Yok, onlar çok güzeldi. Balı iki kaşık yedim, roket yaptı. Ama göktaşı elimde patladı aga. Bunu Türk hükümeti tazmin etsin. Beyefendi ama bakın, bak ecnebisiniz. Türk hükümeti tazmin etsin diyorsunuz. Ne pis huyunuz varmış sizin ya. Efendim, açsaydınız gözünüzü, yani sizin salaklığınızın bedelini biz niye ödeyelim efendim ya? Wer hat dich undet ma? Von sich begonnen einen Abschlussen oder eine dumme Aktion und Dummkopf. Aber weniger eine profunde Neigung in den seinen Beschmermassen. Ben Almanım kardeşim. Benle böyle konuşamazsın. Aman be, konuşurum ya da konuştum. Bakınız, Almansanız Almansınız. Ben ne bileyim. Ben de Türk'üm, Pascal'da Fransız. Allah Allah. Türk tabiyetine geçince de Çorum nüfusuna geçecek. Ne olmuş yani? Es war dieses unergentliche Sensu. Seine eine Gattin zu bieten. Almanlığın bir haysiyeti var. Efendim bakın, sizi terbiyeye davet ediyorum. Atamadınız üstünüzden bir tür şu üstün ırk şeyini ya. Al işte, Bingöl'de kakalamışlar göktaşı diye babaannenin topuk ponza taşını. Evet. Anne nerede kaldı? Üstün ırk he. Nein. Ich hatte so viel von meinem Elsen Hessen versalem. Nein. Ah su, natürlich. Teşekkür ediyoruz Sayın Anşınar. Teşekkür ediyoruz efendim. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Aragaz, babasını bile tanımaz. Aragaz haber. İstanbul'dan hava ve yol durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar. Rüzgarların önünde savrulan hazan gazelleri misali, kaderin önünde savrulduğumuz
kış mı, sonbahar mı, ne yak olduğunu bir türlü anlayamadığım bir mevsimde İstanbul'un hülyalı semalarında süzülen helikopterimden bizi dinleyen herkese sevgiler, saygılar. Ben helikopterden Trafikçi Aydar. Şu an Bahçeli Evler'de Minik Melek Anaokulu'na giden yolun üstündeyim. Tuğçe öğretmenin üstünde uçuyorum. Tuğçe öğretmen kim Aydar Bey? Yani hastasıyım Kadir Şöpdemir. Konservatuvar mezunu, anaokulunda müzik öğretmenliği yapıyor. Yani güzel bir evin kızı, 1.76 boy, sarı saç, ela göz, Bursa doğumlu ama aslen Pomak. Daha doğrusu babası Pomak, anası Arnavut. Yok böyle bir güzellik ya. Yani yeğenimi anaokuluna bırakırken gördüm, şaftım kaydı yani. Sevgili helikopterden Trafikçi Aydar, hususi işlerinizi sonra yapsanız da İstanbul'dan biraz haber versek. Hemen vereyim. Avcılar, Bahçeli Evler, Bakırköy, Mertel, Topkapı, Davutpaşı, Haliç Köprüsü, Çiksan'ın Mecidiyeköy, Çağlayan Kavşağı ve Zincirli Kuyu trafiği yemiş durumda. Bütün İstanbul bitmiş. Her sabah aynı şey paskanlığıma. Yani açık yol yok yani. E5 ve TEM tıkalı. TEM'de doğuma giden bir kadın halk otobüsündeki yolcular tarafından doğrultuldu. Ya Galatasaray Stadı'nın önünde ise duran trafikte bir kamyon öndeki iki arabaya çarptı. Peki efendim, duran trafikte çarpmayı nasıl başardı bu kamyon? Yani kamyon şoförü yanındaki spor arabanın içindeki sarışın kızın dikkatini çekmek için ara gazı yaparken debriyajı ayağından kaçırmış hayvan, kamyon şahlandığı gibi öndeki iki ultra lüks aracı altına aldı. Kamyon şoförü kaçarak Galatasaray Stadı'ndan içeri girdi. Misafir takım soyunma odasına saklandı. Tem yolu Galatasaray Stadı'ndan tekstil kente kadar mantara basmış durumda. Bu arada bir saniye bir pike yap. La s**siz. Aha, aklı çıktı korkudan. 3 ay bulanık bu. Haydar Bey, ne oluyor orada Haydar Bey? Şimdi bu Tuğçe öğretmen berber dükkanının önünden geçerken berber kalfası dükkanının önüne çıkıp arkasından uzun uzun baktıktan sonra elini cebine atıp ***larını tarttı da abi. Onun bir aklını aldım. Yani tepesinde helikopterle pike yapınca yere yapıştı, kertenkeleye döndü yani. Neyse efendim Haydar Bey, lütfen yol durumuna dönelim. Bütün yollar şu an Tuğçe'ye çıkıyor Kadir Şöpdemir. Yani bu kızı almazsam helikopterle dalarım İstanbul'a, o kadar diyorum. Yani yakarım bu şehri Tuğçe benim olmaz. Lan oğlum lan. Lan ne oluyor lan? Haydar Bey, ne oldu? Berber kalfası dükkandaki pompalıyla bana ateş ediyor. Kuyruk motorumu vurdu. Ateş dansı yapan apaçe gibi dönüyorum ve düşüyorum. Tuğçe, çekil Tuğçe. Lan yukarıdan geliyorum, etrafa bakma. Düşüyorum, düşüyorum. Evet, düştüm hayırlısıyla. Lan Tuğçe nerede ya? Evet, Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz yayını devam ediyor. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Gel ya bey. İşte o an geldi Pascal. Hangi an? Benizlerin sarardı. Üff. Duyguların tosardı. Şehir dünyasının sisli yamaçlarında Zobadav diye duygu tosartarak gezindiğimiz o büyülü, o hisli, o böyle acayip naif anlar, yani şiir zamanları. Şiir mi? He, şiir, hep şiir, daima. Şiirsiz bir hayat, tayinsiz pekmez, Napolyonsuz Bonaparte, tilbesiz yıldız gibidir Pascal. Bu ne lan? Ben de ne dediğimi biliyor muyum sanki? Sen mi yazdın? Ben yazdım Pascal. Nasıl yazdın? Hafta sonu bir arkadaşın düğününe gittik. İyi. Düğünde toplumsal bir hastalığımıza şahit oldum Pasko. Hadi be. Ne gördün? Oynamak istemeyen şahsı zorla oynatıp dans pistinde maymun etme illeti. Bak, bu toplumu bir kanser hücresi gibi sarıyor. Allah Allah ya. Neler var be? Ya o an o adamın düğün salonunun ortasında ibiş olduğunu görüncü benim duyguda bir tosarma oldu hacı abi. Yahu. Kabarma ne demek? Kabardım kubardım düğün pastasını, verdiklerini şeyin tabağın arkasına, peçeteye yazdım bu şiiri. Halkıma armağanım. Allah Allah Allah. Oku bakayım ya. Halaybaşı, sokma beni halaya. Pınarbaşı, burma burma neyleyim? Sarılmışım yanımdaki palaya. Ben derdimi bilmem kime söyleyeyim. Kollarımdan çekip piste atmayın. Kırışacak pantolonum, ceketim. İçim biraz kıpraştı, beni tutmayın. Meşrubata ne kattınız roketim? İnsan gibi takmışım bak takımı. Bırak beni piyasamı yapayım. Geliyor bak çifte telli takımı. Orta yerde illa ben mi kopayım? Odaklanın damat ile geline.
Gömlek beyaz, vıcık vıcık ter olur. Allah düşürmesin dostun eline. Bir cool adam maymundan da beter mi olur? Tamam, piste göründük bir seferlik. Kanıt olsun, kameraya çeksinler. Anam bu kol bastı nasıl büyük bir rezillik. Çıkıp bir daha piste oynayanı silsinler yani kayıtlardan. En son benim kravatım baştaydı. Gömleğim açılmış göbeğe kadar. Bizim salon sanki Beşiktaş'taydı. Biz ne zaman geldik bebeğe kadar? Bu düğün sonu biter hamamda. Ter kokuyor sanki ilçe geneli. Misket halay çifte telli tamam da. Lambadayla yapmasaydık finali. Yemin olsun çok düştünüz gözümden. Piste çıkan dönüyor bak orada. Yahu tamam ben vazgeçtim özümden. Gelin damat nasıl girsin gerde? Balınlar, hayınlar, lorke lorke diyerek kayboldu bak dayınlar. Yavrucu. Nasıl buldun Pascal? Abi tebrik ediyorum. Öpeceğim. Gel buraya. Sen büyük şairsin. Sen. Gel canım benim. Yok dur. Pasko. Beyim ya dur be. Pasko estağfurullah. Şiirdeki bu toplumcu vurgu dikkatini çekti değil mi? Çekmez mi ya? Bambaşka ya. Çok güzel be. Ya işte biz sanatçılar böyleyiz Pascal. Toplumun fotoğrafını çekeriz. Bak sen busun diye önüne koyarız. Çok güzel konuşun. Çok güzel komşum derken neyi abi? Şehri be abi. Ya canım benim teşekkür ederim. Mecburum, benim halkıma armağanım bu. Halktan aldığımı halka veririm ben. Af buyur. Benim marifetim bu. Yoksa başka bir şey yok yani. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi abi? Pascal. Kadir. Lütfen Twitter adresimizi verin. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Efendim haftanın uygulaması. Bir kere daha hatırlatalım. Hayatınızda olup da size yanlış yapan insanlardan sarı kart ya da kırmızı kart göstermek istediğiniz kim var? Sevgiliniz, eşiniz, ne bileyim dayı oğlu, kuzen, patron, amir, memur, servis şoförü kim? O sokaktaki adam, şu satıcı, bu. Yani nedeni de yazmayı unutmadan sarı mı kırmızı mı yazın. Ya da size yanlışınızı yazın, biz kartı seçelim. Pascal Altçizgi Kadir adresine bekliyoruz Kadir, efendim. Kadir. Telefon. Evet. Pardon değil mi? Alo. Alo Kadir'im. Oo Hacı Dert Medra abim, canım abim, güzel abim. Sesini duyup da kötü olmak mümkün mü? Hacı Dert abim benim. Gözümün bebeğisin. Pascal orada mı? Buradayım Dert abi. Nasılsın hormonların efendisi? Abi normal, bildiğin gibi. İş güç abi. Aferin, güzel güzel çalışın. Ekmeğinizi kazanın. Hacı Dert abinizin gözü de eli de üzerinizde, hiç merak etmeyin. Hepimizin hamisi, uzayın karalar bağlamış koç yiğidi. Galaksi galaksi olalı senin gibi delikanlı görmedi. Hacı Dert nedir abi? Gizdiren yesin. Seviyorum sizi aşağılık köpekler. Ya benim ışık kılıcı bozuldu Kadir. Sıkıntım var. Hayrola, hangi alet bozuldu? Abi yenisini al. Pascal'ım almasını alırım da bu eski modellerin şarjı daha çok gidiyor. Bir de bunların ışın rengi yeşil. Şimdi yeni ışın kılıçlarını pembe yapıyorlar. Çinkesinin neonları gibi. Hiç sevmiyorum. Abi senin ışın kılıcı nasıl bozuluyor ki ne ya? Ya benim Star Wars'ta ilik düğme ve reçmeci atölyem var ya. Öyle mi? Sen ilik düğme ve reçme işine ne zaman girdin ki Hacı Dert abi? Eskiden açtıydık öyle bir yer. Kendini döndürüyor işte. Çay parası çıkıyor Kadir'im. Işın kılıcı orada mı bozuldu? Reçmeci çocuklar benim ışın kılıcıyla sigara yakıyorlar. Evladım yapmayın diyorum, dinlemiyorlar, kolaylarına geliyor. Sigara yakacakları zaman Hacı Dert abi ateşi müsaade eder misin diye alıyorlar benim ışın kılıcını. Vom diye açıp dördü beşi birden sigara yakıyorlar. Bozuldu tabii alet. Yahu Hacı Dert abi sen bu sigara denen mereti dükkanda niye içiyorsun, yasaklasana ya. Kapalı mekanı yasak abi. Yasakladık da Kadir'im, bu çocuklar günde 16 saat çalışıyor. Alman ordusundan yüklü bir sipariş aldık. Onu yüklemeye yetiştirmemiz lazım.
Zaten elemanlara fazla yükleniyorum, arıza çıkmasın şimdi. Ne diyorsunuz, var mı iyi bir elektronikçi? Parça çalmayacak ama. Abi bizim Sarıyer'de radyocu Necdet abi var. Kalembil'den telefon şarjı yapıyor. MacGyver gibi adam, ona götürelim, yapısını yapar senin kılıcı. Cezası nedir Kadir bunun? Kaç para öderiz, tedarikli geleyim. Yahu ne demek Hacı Dert Vedir abim, arızalı ışın kılıcını tamir ettiriyoruz, o şeref bize yeter ya. Hem biz varken senin paran dünyada geçer mi Hacı Dert abi? Seviyorum sizi Allah cezaları. Lan dünyadan iki tane delikanlı çıktı, onlar da sizsiniz. Geliyorum o zaman öğleden sonra. Gel abi gel, vallahi özledim ya. Hacı Dert Vedir abi, gelmişken Sarıyer'deyken Kavaklara geçer bir balık yer miyiz? Ooo! Kalamar tavağı, bir de asafot kolu istiyorum, tereyağlı. Var mıdır bu mevsimde? Abi Boğaz'daki bütün ahtapotlar, kalamarlar sana feda olsun. İcap ederse ben kendim dalar ahtapotu yakalarım senin için. Üzüldüğün şeye bak abim ya. Canım canım canım. Seviyorum sizi köpekler. O zaman kaçtım ben. Öğlen oradayım. Plan yapmayın ona göre. Haydi görüşürüz o zaman Hacı Dert abim. Yavaş sür. Aman ha, aman yavaş sür. Hadi işin gücün rast gelsin. Tabancandan ses gelsin Hacı Dert Vedir abi. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Geldim. Şu an stüdyoda kim var? Ben aşağıdayı. Ben muhatap olmayayım. Sen anasın. Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki büyük isim. Hayatını ve Türk futbolunun gelişmesine adamış. Fedakar, cefakar, insanlık numunesi ya. Hepimizin hamisi, koruyucusu. Lionel Messi'nin kapısının itiyim, Ronaldo'nun saçının bitiyim, İbrahimovic'in tırnağının pisiyim dediği büyük, arıza, manyak başkan. Sen Thunderbolt, stüdyomuza şeref verdiler. Büyük arıza ve manyak başkanım, hoş geldiniz. Kadir bak şimdi, seni bu sene hem sırada sokacağım hem de karar verdim. Bu sene bütün hakem odalarını beraber basacağız bak. Başkanım ben basamam ya. Niye ya, bak çok eğlenceli oluyor, kafa yaparız yani. Yok başkanım ben almayayım ya. Pascal sen? Yok başkanım, ben top oynarken yeteri kadar yaptın, işim olmaz abi. Valla bak hakem odası basmak çok keyifli. Alışırsan bırakamıyorsun yani. Bak ben 3 maç hakem odası basmayınca tansiyonum çıkıyor. Doktor reçete yazdı bana. 2 maçta bir tok karnı hakem odası basacaksın dedi. Gençken ben var ya bak, her maç 3 defa hakem odası basardım. Hatta bazen maç oynanırken boş hakem odasını basardım yani. O niye başkanım? Bu alışkanlık Pascal. Yapmadan duramıyorsun bak. Azaltarak bırakmayı denedim, yine olmadı. Bir iki kere rakip soyunma odasını basayım dedim. Malzemeciler beni böyle ortaya alıp kramponlarla kafama vura vura dövdüler. Bir daha da denemedim zaten. Aynı tadı vermiyor yani. Efendim büyük başkanla birlikteyiz. Başkanım Fenerbahçe kulübü ile Alex arasındaki polemik bir türlü bitmiyor. Siz bütün futbola hakim bir insansınız. Yani Alex en son Aykut Kocaman tanıdığım en kötü teknik direktördür demiş ve polemiği uzattıkça uzatmış. Ne diyorsunuz bu konuda? Bak şimdi bir kere Kadir. Alex önce delikanlı olacak. Neden çalışırken söylememiş, arkasından konuşmuş? Çok doğru başkanım. Aykut'un yüzüne söyleseymiş ya. Bak zaten bu Brezilya'dan delikanlı çıkmaz. Bunların samba diye bir dansı var biliyorsunuz. İyi biliyor başkanım. Bunların ayrı başları ayrı oynuyor adamın. Öyle adamdan delikanlı çıkmaz bak. Mesela lambada dansı vardı. Ben çok güzel lambada dansı yapardım eskiden. Şimdi bel fıtığımla yapamıyorum. Evet efendim. Peki Alex niye durup dururken Aykut Hoca'ya sallıyor? Yani bunun nedeni ne olabilir? Bak şimdi ben araştırdım bunu. Alex'in ev sahibi Aykut Kocaman'dı. Ne diyorsunuz ya? Alex Türkiye'deyken Aykut'un evini kiralamış. Çok güzel bir ev. Dubleks, doğalgaz kapıda, gömmeli mutfak, emmeli banyo. Alex Türkiye'den giderken 4 ay su borcu takmış bak. Bir de tabii, bir de bütün elektrik prizlerini de söküp Brezilya'ya götürmüş. Tabii Brezilya'da elektrik prizi yok mu kardeşim? Aykut da parasını istemiş tabii. Alex de kol saati yapmış. Oradan bir mevzu var bunların aralarında. Ay bu çok ayıp ama, vallahi çok ayıp ya. Neler duyuyoruz efendim? Ben de çok kızdım. Bak gece yarısı kalktım, gittim Alex'in Kadıköy'deki heykeline o sinirle sakal bıyık çizdim. Bir de Alex'e de merdiven yaptırmış bak. Ama başkanım, merdivensiz ev olur mu? Alçaklar. Lan nankörler, satılmış köpek. Lan merdiven yapmayın. Bak merdiven yok, yasak. Sokmam sizi bir daha stüdyoya. Başkanım, size bir şey göstereceğim. Cep telefonda. Göster bakayım. Ha. Nasıl? Bu ne lan?
Lan bu boyacı merdiveni. Lan. Ulan. Paskal ne yapıyorsun? Ulan alçak lan köyde. Ulan satılmış köpekler. Bak bana boyacı merdiveni göstermek ya, ha. Allah ulan ya. Bak şimdi bu. Gel lan buraya hadi. Gel abi gözünü seveyim başkanım ya. Gel kas ver. Gel buraya. Kendini kurdun. Ulan şuracık bir tane gözüyle. Kaç. Yani kaldım diye. Paskal. Kaçmayın. Bye bye. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.